alkışlarla Mümtaz amca ve İhsan teyze geliyor. Efendim bir kocaman alkış hak etmezler mi kendileri? Onları tanıyor musunuz? Tribünlerden tanıyor musunuz? Evet, onlarla ilgili kısa bir VTR'miz var. O VTR'yi hemen bir görelim, bir hatırlayalım, sonra sohbete devam edelim. Tutmayalım. Hemen şöyle alalım sizleri. Rahat rahat oturun. Çok kısa şöyle bir sohbetimize başlayalım. Ondan sonra diğer konuklarımızı da yavaş yavaş yanınıza alacağız. Önce tabii bir daha tanıyalım efendim. Mümtaz amca ve İhsan teyze. Doğru mu? Yaşları söylemekte bir mahsur var mı? Yok, söyleyebiliyor musunuz? Hayır. Söyleyebiliyoruz. Kaçtır yaşta? 87. Öyle yani, o civar. 87. Mahsuru yok ama yani tam da söylenmiyor. Kaç civar? 87 o civarlarda. 87. Allah uzun ömür versin, sağlık sağlık versin. Mutlu günler görelim hep beraber daha nice günlere inşallah. Kaç senedir maçlara gidersiniz? 3 senedir devamlı. Devamlı gidiyorsunuz 3 senedir. Kombine biletiniz mi vardı Fenerbahçe'de? Evet. Evet. Kar, kış, soğuk, hiç gün mün dinlemiyorsunuz. Hayır. Yağmur, kar, Hemen maça. Evet. Heyecanlanmıyor musunuz? Yani böyle yaştan dolayı da aman hani bir şey olmasın, bir heyecan meycan. Yok. Kazanacağımızdan hayır. Emin olduğumuz için diyorsunuz. Tabii. Heyecan tabii. Yapmıyoruz evet. Diyorsunuz. Hayır. Evet. Şu anda heyecan var mı biraz? Yok. Anladım, o da yok. Evet. Yok. Ha, genel olarak yok diyorsunuz. Kitlelere yani. Hitap ediyorum ben. Kitlelere hitap ediyorsunuz. Matematik öğretmeniniz doğru mu? Matematik öğretmenim, 31 kızları yetiştirdim. Harikasınız. Ne kadar güzel. Öğretmenliğinizden dolayı tebrik ediyorum sizi. Şimdi çok kısa hemen Fenerbahçe'nin şampiyonluğundan dolayı 18. şampiyonluğumuzu aldık. Neler söyleyeceksiniz? Tribünlerden sizi tanıyoruz. İnsanlar sizi merak ediyorlar, biliyorlar. Ne dersiniz Fenerbahçe'nin bu şampiyonluğu için? Çok kısa kısa alayım şöyle. Çok mutlu olduk. Son maça kadar evet. Hep heyecanlıydık. Heyecanlı. Evet. Çünkü Trabzon'da 60'ı gidiyordu. Doğru. Ama çok şükür mutluyuz. Şampiyonluğu aldık diyorsunuz. Ama bir şey daha söyleyeceğim. Trabzon'da buradan bir alkışlamak gerekmez tabii, mi? Evet, tabii. Tabii. Tabii ki. Çünkü Mümtaz amca ile İhsan teyze daha iyi bilirler bunu. Yaşlarından dolayı kardeşlik futboldaki en önemli şey. Tabii. Değil tabii. Mi? Tabii. Bu sportif bir rekabet tabii, keyifli tabii. Tarafı ama tabii, alkışlamayı da bilmek tabii, lazım. Evet. Tabii. Peki. Ben... Tekrar hoş geldin. Mümtaz amca ile İhsan teyze ile tanıştınız mı? Mümtaz amca İhsan teyze. Evet. Ekran başındakiler zaten görememiş olabilir. Bu alkış Mümtaz amca ile İhsan teyze değil. Yani önce onu söyleyelim. Murat Boz sadece böyle yaptı yani. Sadece böyle yaptı. Bir şey söyleyeceğim. Elin gelişine mi alkış gidişine mi? Her ikisine birden öyle mi? Vay arkadaş bu ne sevgi ya. Vallahi Allah bozmasın abi. Amin. Amin. Allah bozmasın. Bak Mesut yara oturuyor. Hiçbir tane. Vardır Mesut. Ya benim de kitlem. Ha. Var mı orada? Mümtaz amcayla İhsan teyzeyi hemen soralım. Fenerbahçe'nin bu seneki en iyi futbolcusu sizce var mı bir futbolcunuz kafanızda? Çok var. Hangisi? Ama Alex. 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 Çok acayip oynamadım bu sene. Feci evet. Futbol oynadı yani. Evet. Fenerbahçeli var mı aramızda? Başka Fenerbahçeli aramızda?
Yok, evet. Var ya, arkadaş var, bir kişi. Gizli. Bir kişi çıkmadı. Var var. Vallahi biz gelin amca siz böyle. Ben burada var. Ya Fenerbahçe'nin takımını sayabiliyor musunuz? Var mı da böyle bir tabii, şey? Tabii. Sayıyorsunuz. Tabii. Kim sayabiliyor musunuz Mümtaz İhsan teyze? Tabii. Pardon ya. İşte o öyle karşı. Volkan. Volkan kalede. Lugano. Lugano. Yobo. Yobo. Gökhan Güney. Gökhan Güney. Gökhan Güney. Gökhan Güney de oynak yata keşke bizim takımda. Ama evet yani güzeldir yani. İyi sevdiğimiz bir artist abimizdir. Evet. Evet. Gökhan Gönül. Orta saha. Gökhan. Emre. Emre. Mehmet Topuz. Mehmet Topuz. Harika gidiyoruz. Evet. Caner. Caner Erkin. Evet. Uğur vardı ama hiç oynamadı. Evet, sakatlıktan geçti. Uğur Bolal. Evet, onları da sayabiliyoruz yani. Uğur Bolal vardı, evet. Vallahi tebrikler. Alex. Alex. Alex'in önünde. Alex'in önünde, evet. Süper. Bazen Semih. Evet. Guiza. Bazen Semih Guiza, bazen. Bazen de Edu. Edu. Evet. Edu demesek de ona Edu. Mamadou Niang. Edu da oynadı bir dönem bizde. Edu da oynadı. Evet. Ama evet. Bir 11 çıktı İhsan teyzemden. Vallahi tebrik ediyorum. Gayden tebrik ediyorum. Mümtaz amca, türbünde falan gelmiyorlar mı yanınıza? Bir şey konuşmuyor musunuz türbünde? Gelenler ne diyorlar size türbünde? Vallahi konuşmaya için gelen yok. Konuşmak için gelen yok. Ha. Yok. Yok. Fotoğraf yani, çektirmeye falan gelenler. Aa, köşe fotoğraf çektirmeye. Ha, siz ne anladınız? Çocuklarını alıp. Evet. Sokaktan başlayarak tribüne kadar evet, babaları bizi şeye alıyor. Filme. Yani, filme alıyorlar. Filme evet, alıyor. Alıyorlar. Alıyorlar. Fotoğraf ve çektiriyorlar. Fotoğraf çektiriyorlar. Hatta bir takım geldi. Sokakta beni yahu bırakın diyoruz. Arkamızda tuttu, önümüzde çevirdi. Film aldılar. Sizi filme çektiler, kameraya çektiler. Kameraya yani, çektiler. Bir takım. Anadolu'dan gelen. Anadolu'dan gelen. Ama ne kadar popüler olduğunuzu görüyorsunuz yani. Bir kere Fenerbahçe maçı başlamadan önce bütün kameralar önce bir sizi evet, çekiyor. Evet. O arada. Evet, size evet, haber geliyordur yani. Evet. Evet. Sizi evet, de biz ekranda görünce, tribünlerde görünce bir böyle içimiz kaynıyor. Keyif çocuklarını getiriyorlar. İlla ki biz sizinle yanınızda çekelim resmini. Çekelim resmini. Her girişte. Harika. Ne kadar güzel. Bu sevgi tabii çok oluyorum, güzel bir şey yani. Sadece evet, görüntüyle evet, düşünün evet, yani. Evet. Mutlu oluyorum. Peki yeni dönemde Fenerbahçe kimi transfer etsin istersiniz? Var mı kafanızda bir bilemi? Emenike aldık. Emenike'yi aldık. Evet. Karabük'le Emenike'yi aldık. Evet. O bir hayli dedikodu oldu falan ama evet, sporcu hiçbir zaman o takımı geçeceğim diye oynamamazlık etmez diyorsunuz. Evet, haklısınız. Bugün Aziz Yıldırım da daha doğrusu devamlı bu da evet, konuşuluyor ekranlarda. Evet. Evet. Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız. Şampiyonlar Ligi için Fenerbahçe bize bir şey söyleme. İnşallah. İnşallah. Evet. İnşallah. Yarı finalde veya çeyrek finalde. Kalınız. Muhteşem Yüzyıl'ı izler misiniz? Hürrem Sultan'ı, Hatice Sultan'ı, Sultan Süleyman'ı, Sümbül Ağa'yı, Sıklım Ağa'yı bilir misiniz? Sıklım Ağa'yı mı sanırım? Halif Bey'i çok dizilerden biliyoruz. Dizilerden biliyorsunuz. Evet. Nasıl tabii, buluyorsunuz Sümbül Ağa'nın oyunculuğunu, Selma Ergeç'in oyunculuğunu, Meryem Uzerli'nin oyunculuğunu evet, nasıl buluyorsunuz? Hepsi çocuğum ben bu çocuğum. Hepiniz güzel. Teşekkürler. Bizi sevindiriyorsunuz. Ne mutlu. En önemlisi. Sevindiriyorsunuz. Peki. Ben onları daha fazla tutmayacağım. Geç saat. Buraya kadar geldiler. Bize değer verdiler. Biz burada böyle haydi eller havaya deli gibi eğlenmek yerine
bu iki güzel teyzemizi, amcamızı burada konuk edelim. Futbolu biraz da bu tarafından bakalım, konuşalım istedik. Hangi takımın taraftarı olsaydınız bile sizi yine de burada biz ağırlamayı çok... Ya ben nasıl cümleyi niye sonuna getiremiyorum? Olmadı değil mi? Hangi takımın taraftarı olsaydınız bile burada sizi ağırlardık. Çünkü duruşunuz, oradaki güzelliğiniz çok güzel. Sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Alkışlar onlar için. Thank you.
meşhurlar. Fotoğraf çektirmek için sıraya giriyormuş taraftarlar. Bizim yakınımızda oturanlar bir sizinle resim çektirebilir miyiz diyorlar. Biz de buyurun diyoruz. Resim çekiyorlar. Resim çekiyorlar. Yani 85 yaşında bir insanım ben. Benim oradaki merakla takip etmem, heyecanla takip etmem onlara konuşmak düşüyor. Hoşlarına yani, gidiyor. Hoşlarına benim gibi bu yaşımda orada oturup heyecanla sporu takip ediyorum. Ya üzülüyorum ya çok seviniyorum. Çocuklarınız, torunlarınız hangi takımı tutuyor diyecek oluyoruz. Cevap hazır tabii.